Merhaba. 2018 yılının ilk Söz ve Işık programına hoş geldiniz. Bu yıl da nasipse Muhammed Nur Doğan hocamla birlikte İnşallah. Söz ve Işık'a devam edeceğiz. Bu senenin ilk programı ne söylemek istersiniz hocam? Evet, biz iyi bir yıl insanlık için barış, milletimiz için barış, dirlik, düzenlik, esenlik diliyoruz. Zaman elbette ki zaman ve mekanın sahibi olan Allah bizi kendi değerlerimizle yaşayan, aklı kullanarak gösterdiği ışıklı yolda yürüyüp insanlığa hizmet eden bir topluluk olmayı bize kısmet etsin, nasip etsin diye Amin. dualarımız bu. Eyvallah. Kaldığımız yerden devam Evet, edelim. devam edelim. Yani hep ışıktan ve sözden bahsettik. Programımızın adı da bu rahmetliden kalma bir hatıra olarak Evet. söz ve ışık. Sözün söylenmesi çok önemli. Şeyin dediği gibi Yunus Emre büyük şair, mütefekkir diyor ki ya ben öleyim mi söylemeyince? Harika bir şey. Harika. Yani söylemek lazım. Sözünüz olmalı ve sözü söylemelisiniz. Ama sözün de bittiği bir yer var. Evet. İşte o noktaya gelmeyelim. Evet. Mesele o. Evet. Bir de şöyle bir şey var. Hani Kur'an'da da geçer. Biz size iki kulak bir ağız verdik diye. İki kulak bir ağız. Bu da enteresan. Çünkü iki kere işit, bir kere konuş. Bir ayette de şöyle deniyor. Sözü dinleyip iyisine uymak. Sözün en güzeli ne? Sözün en güzeline uymak. Ama dinlemek. Dinlemek esasen anlamak demektir. Ne dinlersiniz? Bir gerçekten haberdar olmak için, Evet. bilgi edinmek için, yani düşünce ve duygu dünyamızı aydınlatmak için. Yani bilgi aydınlıktır, ışıktır. Bilgisizlik ise karanlıktır. Cahiliye dediğimiz şey yoğun karanlıktır. Yani bilgisizlik cahilliği doğuran sebeplerden bir tanesidir. Evet. Esasen cehalet ve cahiliye dediğimiz şeyin bilgiden daha çok kişinin nefsine uyması, Evet. öfkesine mağlup olması, kızgınlığını hayatında öne Koymaz. koymasıdır. Çıkar hesaplarını, bağıyı dediğimiz geçen programda. Öfke, hamiyet, hamiyetin galebe çalmasıdır. Cahiliye bu demek esas. Tabii bilgisiz olunca ister istemez hamiyet ön plana çıkıyor. Bilgi hamiyeti yani aşırı duygusallığı, efendim nefsani şeyin ön plana Dürtüleri, çıkışı, evet. nefsin, egonun. Şimdi ego şiştikçe bu tavuk yumurta ilişkisi gibi bilgisizliğe götürüyor insan. Evet. Bilgisizlik de ister istemez onu doğuruyor. Karşılıklı ilişkiler halinde. Yoksa esas itibariyle cehalet ve cahiliye sadece bilgisizlikten kaynaklanan bir şey değil. Bilgisizlik bunu besleyen, bunu efendim bir anlamda gübresi olarak onu neşvi nema haline getiren şey. Şimdi cahillik kişinin belki bu anlamdaki duygusallığı, nefsaniliği ön plana çıkartmış olma halidir. Cahillik bu ama bilgisizlik. Cahiliye dediğimiz şey ise bunun kitleselleşmesi, belki evrenselleşmesi
Yani en azından bir bölgenin, bir dönemin karakteri haline gelmesi ve kadim bilgisizlik eşittir cahiliye. Kitlesel bilgisizlik, kitlesel cehalet, kitlesel bilgisizlik, kitlesel efendim egosantrizm, ben merkezcilik, hamiyet, mesela efendim fanatizm, dinsel fanatizm, gerek ırksal fanatizm, mezhebi fanatizm. Bütün bunlar iş futbola kadar evet, indirebiliriz. Tabii. Yani tabii değil mi? Hadi. Yani o da onun için ışık, bilgi ışıktır. Özellikle de diyoruz ki vahiy aklın ışıklarından bir ışıktır. Vahiy bir ışıktır. Çünkü orada kesin ve mutlak otoriteden gönderilmiş neredeyse tartışmasız bilgi, aklı ışıklandıran bir şey bu. Aklın ışıklandırılması projektörün ışık yansıtması anlamına geliyor. Değilse ya elektriği olmadan bir projektörü, bir ampulü siz ne için kullanırsınız? Hiçbir şey ifade etmez. Hayır. Eğer vahiy ile teyit edilmiş, desteklenmiş, beslenmiş bir dima varsa, yani bir düşünme mekanizması, o zaman bu akıl dediğimiz Arapçada bağ manasına gelen bir çok ışıklı bir kavrama dönüşüyor. Zannedildiği gibi esasen akıl ile hep bunu söylüyoruz, tekrar edelim, tekrar evet, da fayda var. Batı rasyonalizmi ile Kur'an'daki nefsin taassubu ortadan kaldıran, nefsi kontrol altına alan bağ manasındaki akılla rasyonalizm arasında hiçbir anlamsal ilişki yoktur. Rasyonalizmin temelindeki ratio, hı hı, esasen mistik bir, yani Grek felsefesindeki tanrılaşmış insan, Promete felsefesindeki evet, insanı tanrılığını ona sağlayan mistik, hatta biraz da ezoterik bir kavramdır. İnsanın yaratıcıya olan baş kaldırışındaki meşruiyet temeli. Evet. Çünkü diyor ki ratio işte insandaki bir özdür. Bu öz ve töz ile insan evrenin bütün gizlerini aydınlatacaktır. Ve dolayısıyla bu onun yeryüzünde yarı tanrı, hatta tanrı oluşunun da ona sağladığı bir enstrümandır. O aşamadan sonra da zaten tanrı figürünün olmasına ihtiyaç yok. Evet, o zaman zaten tanrıyla kavga başlıyor. Gök ve yer kavgası, dualizm, beden ruh kavgası gibi. Ama İslam'da ise akıl ontolojik bir varlığı, ontolojik bir gerçekliği olmayıp bir sistemin doğru kullanılması anlamındadır. Akıl esasen insanın düşünme mekanizması olan dimağının doğru enstrümanlarla doğruluğu kesinleşmiş kaynaklardan alınmış ön bilgilerle doğru bir şekilde çalışıp gerçeğe, hakikate uygun, muvafık bir mutlak gerçekliği ortaya çıkarması ameliyesidir. Akıl bu. Yani mutlak doğruya götüren düşünce mekanizmasıdır. Evet. İslam'da akıl mekanizmadır. Bir mekanizmanın doğru kullanılıp kullanılmaması meselesidir. Eğer bu doğru kullanılmışsa
üretilmiş olan bilgi akılcı, akli olur. Eğer yanlış enstrümanlar kullanılmak suretiyle üretilmiş bir bilgi ise akıl dışı olur. Kavga burada esas itibariyle. Yani acaba insanlar kendisine bir anlamda insana üflenmiş ilahi nefha, çünkü Secde suresinde Allah Teala aklı insanlığa üflenmiş ruh olarak değerlendirir. Allah'ın insana üflediği ruhtur. Ve nefaktu fi ruhi, ruhumdan üflediğim dediği şey de akıldır. Onunla görür, işitir ve düşünürsünüz diyor. Secde suresi 7-8-9. Evet. Baksınlar ona şeye. Mesele burada. Yani insanlar kendilerine insanlık denen o yüksek konsepti, yüksek rütbeyi, o yüksek hali, seviyeyi kendilerine kazandıran bu ilahi nefhayı, ki onunla ilahi sıfatlarla muttasıf hale geliyor insan. Yani Allah kendi sıfatlarından üfleyerek bizi insan yapıyor, düşünen, gören, işiten ve efendim sanat yapan, yaratan, evet, üreten, düzenleyen, yeryüzünü ıslah eden. Onu kullanırsanız siz o zaman gerçekten insan denilen o en yüksek şeyi, kavramsal netliğe ulaşmış olursunuz. Bu bağlamda Erich Fromm'un bir sözü aklıma geliyor. Din gerçeğinden bahsederken diyor ki, din insan için ya yapıcıdır ya yıkıcıdır. Üçüncü bir alternatif olamaz. Yani evet, bu son söylediğiniz sözle bağlantılı olarak söylüyorum. Yani bu işletim sistemini doğru kullanıp hayatınıza soktuğunuzda, o zaman sizi hayatınızda güzellikler, evet, doğrular çıkıyor ve sizi daha ileriye, daha aydınlığa götürüyor. Zaten amaç o. Amaç yani, o. Ama tam evet, tersi olduğunda Allah'ın belası oluyor. Evet, yıkıcı. 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 Ondan daha yıkıcı bir buldozer, ondan daha yıkıcı bir silah söz konusu olamaz. O yüzden insan ya insan olacaktır veya hayvandan da aşağı olacaktır. Evet. Bu yıkıcı tavrıyla. Tabii. Bunu mesele bu zaten. Acaba insan, bakın orada da ayete siz göndermede bulundunuz. Evet. Belhum adal. Onun öncesine baktığınız zaman olay şu. Onların gözleri var, görmezler. Hı hı. Kulakları var, onlarla işitmezler. İşitmezler. Kalpleri var. Akıl demektir burada. Kalpleri veya yani dimağları var, kalpleri var, düşünme ve duygu mekanizmaları onlara verilmiş. Onlarla düşünmezler. Lehum kulubun la yafkahuna biha. Onların kalpleri var, onunla düşünmüyorlar. Kel enami. Onlar hayvanlar gibidirler. Hatta belki daha aşağıdırlar. Belhum adal orada evet, kesinlik ifade eder. Tabii. Belki hatta daha aşağı. Şimdi mesele bu. Acaba bu, yani o bakımdan sözden ve ışıktan bahsettik. Bu çok çok önemli bir şey. Konuşmak, bilgilenmek, bilgi vermek. Evet. Aydınlanmak. Ve mesele bu, bundan ibaret. Bizim bu programda yapmak istediğimiz de bundan başka hiçbir şey değil. Tabii. Kesin. Yani konuşmak, söylemek, dinlemek, sözün en güzeline uymak, dinlemek önce, anlatmak, sonra bu arayış içerisinde sözün en güzelini, kavlin en güzelini aramak, bulmak, ona uymak. Evet. Ve çok güzel söyledin. Esas itibariyle bu din dediğimiz, alemlerin sahibi olan Allah'ın gönderdiği bu dinden bahsediyoruz. Tabii. O sade arı duru, şimdi işte niteliklerini karşılaştırmalı bir biçimde görmeye ve göstermeye çalıştığımız bu din. Evet. Bu din esasen yeryüzünü ıslah etmek, güzelleştirmek, düzeltmek, barışı egemen kılmak, aklı egemen kılmak, aşırılığı değil,
kavgayı değil, savaşı değil, kişisel ihtirasları, bağı denilen aşırılıkları, terörü, efendim ihtilafı, bak ihtilaf ama şirket ortakları ne diyorlar? Peygamber'e uydurdukları, ihtilafi ümmeti rahmetin vasiat. Hmm. Ümmetimin ihtilafında geniş bir rahmet vardır. Yersen yoğur, yersen yoğurt derler, hani içersen ayran. Evet. Evet, ama yiyorlar. Yiyorlar. İnsanımız yiyor. Ne yapalım? Nasıl şimdi yapalım? Bu, bir de şöyle bir tutarsızlık var. Demokrasi havariliği ağzıyla bunu söylüyor. Öteki türlü kendisi gibi düşünmeyeni hayat hakkı da tanımıyor. Tabii. Kes. Kes Joğuz diyor. Evet. İhtilafta, diyor, keseceğiz. İhtilafta rahmet vardır. Evet. Ama o ihtilafa sakın ola ki ağzından telaffuz etme. Telaffuz etme. Söylersen dilini keseriz. Kafanı keseriz. Sen şimdi bakın, görüyor musunuz? Şeye bakın. Oyuna bakın. Evet. Bu oyunlara gelmememiz gerekiyor. Mesele bu. Bizi fena halde, fena halde öpüyorlar. Fena halde öpüyorlar birileri. Biz farkında değiliz. Evet. Bu açık hedef olmayı, bu samimiyetten, ihlastan kaynaklanmış bu kötü teslimiyetten bir an evvel kurtulmamız lazım. Hayır, teslim olmamamız lazım. Kime? Başta kendi nefsimize. Hani bir dua çok güzeldir. Allah'ım beni kendi nefsime bile bir an bırakma. Evet. Kendi nefsimi bırakmadığın gibi azgın nefislere de hiç bırakma. Tabii. Ayet var ya, فَاِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَاِلَى رَبِّكَ فَرْغَبْ. Boşaldın mı yeni bir işe bak ve sadece ona rağbet et. Hiç o hokkabazların, üçkağıtçıların, Allah ile aldatanların o oyunlarına gelmeyin. Nasıl gelmeyeceğiz? İşte söz ve ışıkla. Konuşarak, düşünerek ve ışıklanarak ve aydınlanarak. Evet. Bu bir aydınlanma meselesi. Tamam. Evet. Böyle güzel bir girizgah oldu bu. Evet. 2018'in ilk programına. Evet. Geçen programlarda yarım bıraktığımız işimizi... O işi bitirelim. Bitirelim. Bu bir anlamda asıl olarak tekrar edelim. Abi, balık tutma meselesini biz konuşuyoruz burada. Tabii. Asla tuttuğumuz balıkları insanlara tuttuğumuzu zannettiğimiz, kokmuş mu, zehirli mi, yoksa taze mi, bayat mı demeden insanlara böyle bu budur işte. Tabii. Ha bak, benim dediğime gel değil. Kusura bakma arkadaş, bir dakika dur. Sen sensen, ben de benim. Hani İmam Ebu Hanife'ye, evet, onlar reculse biz de reculüz demiş. Biz de, bizim de söyleyeceklerimiz. O da onlar insansa biz de insanız. Tabii. Değil mi? Tabii. Efendim, buna sıkça karşılaşıyoruz işte, konuşuyoruz bazen işte canlı yayınlarda falan. Oradan birisi telefon ediyor. Yahu! Bu kadar asırdır bilmiyorlardı da. Siz mi çıkarttınız şimdi bunu? Bunu bana bir tarih profesörü belki bir kere daha anlatmışımdır. Canlı yayında açtı orada. Oturmuşsunuz orada. Üstelik de meslek olarak ilahiyatçı da değilsiniz. Ha bu sanki meslek, din bir meslek işidir. Bezirganlık meselesidir. Tabii. Yahut da esnaflık. Evet. Esnaflık işi. Doğru, biz o esnaflardan değiliz. Oturmuşsunuz. Bu kadar dünya çapında işte gelmiş geçmiş ulemaların. Dünya çapında. Dünya çapında. Dedim ki sen de dedim tarihçisin. Dünyada şu anda Türkiye'de sen daha dünün Nevzuhur tarih profesörü oldun. Dünyada ve şu anda Türkiye'de dünya çapında büyük tarih hocaları varken sen niye konuşursun, çıkar? Ahkam kesersin.
Ama tabii mesele utanma meselesidir. Arlanma meselesidir. Vicdan meselesidir. İyi niyet meselesidir Mustafa'cığım ya. Yoksa bu? Yoksa? İpince bir çizgi. Onu kaldırdınız mı? Hani derler ya, utanmıyorsan ne söylersen söyle hiçbir önemi yok. Utanmayacaksın. Sende utanma duygusu yoksa seni kim tutar ki? Evet. Konuş. Meydan da çok açık. Doğru. Meydan zaten hokkabazların, fetbazların, fırıldakçıların şeyi, meydanı. Alırsınız, satarsınız. He. Alıp satmayacağınız değer de yok. En mukaddes olan değerler en başta olmak üzere. Tabii. Bir de şöyle bir detay var. Dün ak dediğine bugün kara diyor bu adamlar. Evet. Efendim o öyleydi, o zaman öyleydi. Şimdi dün dündü, böyle. Bugün bugündü. Dün, büyük tabii. Üstadın şeyi tabii, ya. Tabii, dün dündür, bugün bugündür. Bugün bugündür. İyi de abi peki o zaman ilke nerede kalıyor? Nerede kalıyor? O namus da, nerede ona kalıyor? Ona da yine o üstad demişti ki, ha. Biz burada ahlak derneği işletmiyoruz. Ha. Ha, bakar mısınız? Bitti. Bir de ne demişti biliyor musun? Ben en çok, ben demagoji ustasıyım. Benimle de, ya demagoji yalanın kallavisidir ya. Bir koskoca ülkenin başına oturmuş bir adam eğer demagojiyle iftihar ediyor ve bunu insanlığa ulaşamayacakları bir şey olarak gösteriyorsa orada söz bitmiştir. Sözün bittiği noktadır. Ha. Ne derseniz de. Demagoji diyor ya. Geçen son 2017'nin programında da hani bir demagojiden bahsetmiştik. Tabii. Gerçekten dehşet bir demagoji. Nedir demagoji dense gösterilecek bir örnektir. Yani siz peygamberin Kur'an'daki vasıflarını haleldar eden, dejenere eden bir takım safsataları diyorsunuz ki ya peygamberin sözü olamaz bu. Siz peygamberi dışlıyorsunuz. Peygambersiz bir din arıyorsunuz. Şimdi demagojiye bakın. Bu vicdansız demagojiye bakın. Ben bunlara hiç cevap vermiyorum, veremiyorum yani. Yüreğim yetmiyor. Bu iğrenç oyuna düşmemek adına mesela Facebook'ta bazen yazılıyor. Evet. Asla bunları cevap vermiyorum. Yazan varsa hemen siliyorum. Ne diyorsun sen kardeşim ya? Evet. Sen ne diyorsun? Necaset. Bunu nasıl bağla şey yapıyorsun? Her daim necaset üretiyor. Biz kaldığımız yerden devam edelim. Şimdi, biz işimizi yapalım hocam. Eyvallah. Şimdi yine de konuşuyoruz ve geliyor yani tevafuk. O, hemen bugünkü şeyimizle karşılaştırmadaki maddemiz indirilmiş, gönderilmiş fıtrat dininin, evrenin dinini, maddenin, hayatın dini olan tevhid esaslı, evrensel birlik, kozmik birlik anlamına gelen ki İslam'da demiştik ki bu tevhide teslim olma ve barışa girme demektir. Başka bir anlamı yok. Müslüman da bu noktada olan kişi. Kişidir. Evet. Tevhide kendisini teslim etmiş kişidir. Gönüllü bir şekilde. Evet. Tevhid eri olan insandır. Yani evrensel birliği, ikiliği, üçlüyü, dörtlüyü, çokluğu, şirki reddedip tekliğe, birliğe evet. Gönül vermiş insandır Müslüman bu. Ve din de bundan ibarettir. Bu dinin aslı ibahettir. Ne demek ibahet? Mübah. Bu şu demektir esas. Cahiliye inançları, cahiliye sistemleri daha doğrusu, esasen din de sistem manasına gelir bir yönüyle. Geçen son şeyde de programda da konuşmuştuk ki zorlaştırdıkça köleleştiriyor insanları. Yani bu dini
zorlaştırdıkça altından kalkılamaz, katlanılamaz derecede ağır yüklere dönüştürdükçe zavallı, saf, tertemiz insanları kendine köle etmenin en kestirme yolu bu. Korkut ve kendine bağla. Peki olmayan nasıl korkutursun? Olmayan haramlar icat edersin. Olmayan farzlar icat edersin. Olmayan tehditler. Evet. Yani mesela Kur'an'da tehditler var. Kime? İnsanlığın düşmanı olan zümrelere, kişilere. Zalimlere. Zalimlere yöneltilmiş tehdit. Allah'ın intikam alıcı olduğunu, insanlığa zulmeden. İnsanlık düşmanları. İnsanlık düşmanlarına Allah tehdit ediyor ve diyor ki Allah'ın sünnetinde bir değişiklik bulamazsın. Geçmiş kavimlerin hallerine bakın. Ama bu taife, bu zümre ise böyle değil. Masum, zavallı insanları kof ve boş korkularla korkutarak onları sistemin, o sömürü sisteminin enstrümanı haline getirecek, sermayesi yapacak. E nasıl yapacak bunu? Korkutarak. Nasıl korkutacak? Olmayan tehditler ileri yasaklar sürecek. Yasaklar koyacak, haramlar koyacak. Evet. Ve bu dini haramlar, haramlar, haramlardan ibaret simsiyah bir, karanlık bir çerçeveye dönüştürecek. Evet. İbaha denilen serbestlik alanı tabii müdahale ederek haramlaşacak. Mübah olan. Mayın yani tabir caizse tabii, mayın. Tertemiz bir araziyi mayın. Her adımını incecik bir belki mayından temiz bir alan bırakılmış. O da onun kılavuzluğunda götüreceği yolu gösteriyor. O yol. O da diyor ki hayırlı bir yol değil de. Bana benim arkamdan gelirsen, bak o yoldan geçiririm seni. Olay bu kadar vahim. Onun için şöyle bir şey diyelim ya. Bütün peygamberlerin, bütün hidayet rehberlerinin tarih içerisinde. Evet. İbrahim, Musa, Nuh, Muhammed, İsa, bütün getirdikleri bu evrensel, evrenin dini olan tevhid ve aydınlık, ışıklı, ilahi nurun, ilahi ışığın aydınlattığı bu sistem, hayatı bembeyaz bir daire halinde tanımlıyor. Bir yuvarlak bir daire düşünün. Ve bembeyaz. İçerisinde 3-5 tane nokta konulmuş. Haramlar noktası konulmuş. Evet. Ama tam tersi simsiyah bir daire hayatı karartan bir din, dinler. İçinde 3 tane, 5 tane. 5 tane. O da beyefendilerin, bu şirket, zalim şirketleri, şirket unsurlarının merhameti ne kalmış? Tabii. Hareket tensip, alanı bile tensip buyuruyorlar. Onların iradesiyle tabii esasen daha da daraltılıp belki genişletilebilecek bir şekilde haram bir hayat. Haramlarla dolu, mayınlarla döşeli bir hayat. Evet. Buyurun. Buradan yakın. Hangisini istersiniz? Ama insanlığa bakın. Şu karşılaştırmayı yapmaya kalktığınız zaman size yöneltilen şey bellidir. Sen peygamberin, sen kimsin ya? Ki geleneksel alimleri dışlıyorsun, peygamberi dışlıyorsun. Ulemayı evet dışlıyorsun. Ki geleneksel fıkıh da o biraz önceki alanla ilgili bir gönderme yapar. Ama tabii onun altını doldurmadıktan sonra bu
prensibin hiçbir eşyada asıl olan ibahadır hükmü. Yani bir şeyin haramlılığına delil yoksa serbestlik düşünülür. Bu alanı her ne kadar belirtilse de buna fıkıhta, geleneksel fıkıh mirasında bunu işlemez hale getiriyorlar tabii. Pratikte. Tabii. Öyle söylemiyorum. Tabii canım, fıkıh din olursa, evet, ilmihaller Kur'an'ın yerine ikame edilirlerse, Kur'an'ı anlamak yasaklaştırılıp efendim bu sayısız hükümler, yeni hükümler getiren bu şeyler onun yerine ikame edilirse insanın başka ne alternatifi kalabilir ki? Yani iflas etmekten, ruhen, fikren, aklen çökmekten ve ritse mahkum olmaktan, hani Yunus suresi 100, evet, aklını kullanmayanların üzerine pislik konulur. Rits, aşağılık bir hayat onları bekler, başka bir çözüm yok. E kardeşim, şimdi bakıyorsunuz, pratiğe bir bakalım. Klasikte, edille-i şer'iyye nedir? Sorun, daha bizim ilkokullarda bile din derslerinde bize okutulmuştu. Ayıp olmasın diye başa bir Kur'an koymuşlar. Heh. Ayıp olmasın diye. Evet. Güya. Güya. Kitap, ama bu kitap okunmayan bir kitaptır. Niye koydunuz bu kitabı? Okunmayacaksa bu kitap. Evet. Başa niye koydunuz? Maksat esas ondan sonrakileri şey yapmak. Gündeme getirmek. Tabii. Kitap demeseniz bu sefer diyecekler, bir dakika sen kitabı dışlayarak ne yapıyorsun? Tabii. Hayır, onun için yol açıyor. Fonksiyon dışı bir şekilde kitabı koy başa. Güzel. Kitap, sonra sünnet. Sonra icma. İcma. Sonra kıyas. Kıyas. Abi nereden çıkıyor bu? Ya bu Allah'ın patronajında olan, tabii, bir sisteme siz, yani Cenab-ı Hakk'ın arsasında gecekondu mu yapıyorsunuz? Evet. Gecekondu yapıyorlar. Allah'ın arsasında gecekondu kuruyorlar. Tabii. Sünnet, icma, kıyas. Sonradan nedir icma mesela? Çok enteresandır. İcmayı öyle bir hadis konusunu konuşacağız. Bir de icmayı bir açın bakalım. Ne biliyor musunuz? İcma esas itibariyle o dönemde hakim güçlerin organize ettikleri bir takım o günkü kamuoyu, hani var ya, kamuoyu böyle istiyor. Tabii. Kamuoyunu kim oluşturuyor? Kendi. Belli güçler. Kendi. Sen ben kamuoyunu oluşturabilir miyiz? Hayır. Kamuoyunu oluşturanlar işte televizyonlara, iktidarın güçlerine sahip olan şeyler. O günün iktidarı, tabii, hangi dönemse o günün iktidarına hakim olan güçlerin oluşturdukları düşünce, kamuoyu. Söyledikleri sözler. Kamuoyu bu. Tabii. Buyurun, işte dinin kaynağı oldu mu şimdi bu? Sonra da ona diyor ki, icma, bu konuda icma var. İcma var. İcma var dedi mi bitti. Bitti. Ha siz bir şey söylediniz de mi? Efendim onlar şaz görüşler falan. Bir de bu çıktı. Yani şey. Hani ihtilafta rahmet vardı? Yok, orada yok. Ben nerede bir şey söylesem, efendim sizin bu görüşünüz şazdır. Yani azınlık görüşmüş. Hani biraz demokrasi... daha sıkıştı mı diyor ki, bu diyor şeyi kaynakların diyor. Tamam. Yani hemen mezhebi şeye sokuyor. Sizi de oradan hedef, evet, haline getiriyor. Hemen mezhebe. Tabii. Sonra bakıyorsunuz ilmihal kitaplarına. Allah Teala diyor ki, ağzınızı eğip büküp şu helaldir, bu haramdır demeyin. Tabii. Yani ölçü koymayın. Ama bir bakıyorsunuz ki kardeşim, hani o koydukları kitap, sünnet, icma, kıyası da geçmiş. Evet. Bir bakıyorsunuz ki haram, arkasından helal, tamam. Ondan sonra mekruh, mübah, müstehap, daha bir sürü. Mekruh da tahrimen mekruh. Ya bu ölçüler nereden çıktı arkadaş ya? Evet. Hani sen dedin ya,
Bir şey haram edilmemişse kardeşim, bu helaldir, bitti. Senin ne hakkın var yani, ne hakla sen bu arsada sefil gecekondular kurma hakkını kendinde buluyorsun? Geçmiş senelerde bununla ilgili bir güzel bir örnektir. Bu midye üzerine bir tartışma olmuştu, hatırlarsınız evet, hocam. Evet, evet. Efendim midye helal mi, haram mı? Evet. Efendim midyenin haram olduğuna dair bir ayet var mı? Tam yok. Tersine deniz ürünleri sizin için helal kılındı diyor. Tabii. Şimdi milletin yıllardan beri tükettiği bir madde üzerine böyle bir laf atarak insanları ikileme soktular. Evet. Ne oluyoruz diye insanlar bağırıp çağırınca Diyanet lütfen bir açıklama yaptı. Efendim haram değildir. Ama isteyen midesi kaldıran yesin. Bak bak bak. Sana mı soruldu mide? Mesele ne? Mesele midenin kaldırıp kaldırılmadığı meselesi mi? Yoksa bunun haram mı, helal dünyanın mi oldu? Dünyanın en lezzetli yiyecekleri, tabii, herkesin ittifakla kabul ettiği yiyecekleri birileri için mide kaldırmayan. Yani kaldırmıyorsa kaldırmıyor. Adam eti görünce midesi kalkanlar var. Evet. Efendim çok güzel bir sebze yemeğini görünce ben bunu yiyemem diyor. Şimdi adamın tercihini biz esas alıp biz bu kötüdür mü diyeceğiz? Buna haram mı? Evet, veyahut haram. Da ne dini anlamda bir ölçü getirmenin ne büyük bir cüret olduğunu farkında değiliz. Biz farkında değiliz. Hani derler farkında mısın, Gülhane farkında mısın? Heh. Bunlar hala Gülhane farkındalar. Evet, Gülhane Park. Farkında olmak için bir çabaları yok. Çünkü farkında olurlarsa bu onları bir şeylere yönlendirmek, sorumluluk bilincine sahip çıkmak ve harekete geçmek, zihin ve ruh tembelliklerini terk etmek gibi bir görevle yüz yüze bırakacak. Onun için farkında olmamak en güzeldir. En güzel. Bu maddeyi evet bitirelim hocam. Bakın haramlar az sayıda demin dedik. Ama bunların hepsi de hikmete binaen teşri kılınmışlardır. Yani diyelim ki zinanın haram edilişi nesli korumak içindir. Evet. Alkolün tüketiminin haram kılınışı aklı korumak içindir. Evet. Efendim cinayetin haram oluşu yani domuz etinin keza o da keza öyle. O da sağlığı korumak tabii içindir. Bu hikmete binaen teşri kılınmışlardır. Yani din ülkesi haline getirilmişlerdir. Üretilmiş dinlerde ise eşyanın karakteri helal olan, aslında ibahet olan bu karakter tahrime dönüştü, haramlaştırılmıştır. Evet. Benim bir akrabam develili bir akrabam var. Eniştem benim, ablamın kocası. Ben bunları anlatırken bir gün dedi ki ya bizim oralarda bir şey kullanılır dedi halk arasında. Hani her şey haram, ona baktın ona haram, o haram, bu haram, bu haram. Derler ki diyor oturdun haram, kalktın haram, çömelek mi ya Resulallah? Harika. Şimdi o hale getirmişler insanları. Hayatın her noktası dikenli tellerle çevrilmiştir, üretilmiş dinlerde. İnsan iradesine prangalar vurulmuş. Böylelikle insana Allah'ın tevdi ettiği, emanet diye zikredildiği akıl, insanın bünyesinden sökülüp alınmış ve insanı akılsız, izansız, vicdansız, yöneltilen, arkasında sürüklenen bir zavallı mahluk durumuna düşürülmüştür. Önümüzdeki şeylerde, diğer konuları da gündeme getirelim. Mesela indirilmiş dinin insan üzerinden
yükleri kaldırdığını söyleyeceğiz. Tabii. Totoloji total bir ideolojiye dönüştürülmüş, üretilmiş dinlerle. Ondan bahsedeceğiz. İndirilmiş dinin evrensel gerçekliğiyle üretilmiş dinin yerelliği, bölgeselliği üzerine duracağız. Ama şimdi burada bırakalım. Evet. İnşallah bu programda bu sene, bu aydan itibaren, bu ilk haftadan itibaren bir güzel uygulama yapacağız. Onu da sen anlat programın, istersen. Programın bitimine belli bir süre kala Kur'an-ı Kerim'den ayetler okuyacağız. Evet. İndirilme şeyiyle, sırasıyla. İniş sırasıyla, nüzul sırasıyla. O çok güzel. Evet, Alak suresiyle biz başlayalım. Evet. Hemen bu sureyi ilk olarak okuyalım. Rahman, Yaşar Hoca'nın mealiyle değil tabii. mi? Evet. Ona da bir rahmet, onu bir da dua. Hatırlama vesilesi evet. olsun onun çevirisiyle. Evet. Alak suresi. Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Yaratan Rabbinin adıyla oku, çağır. İnsanı embriyodan, ilişip yapışan bir sudan, sevgi ve ilgiden, husumetten yarattı. Oku, Rabbin ekremdir, özgürlüğün gerçek kaynağıdır. En büyük cömertliğin sahibidir. O'dur kalemle öğreten, kalemi kullanmayı öğreten O'dur. İnsanın bilmediği şeyi insana O öğretti. İş sanıldığı gibi değil. İnsan gerçekten azar. Kendisini her türlü ihtiyaçtan, herkesten azade görmüştür. Oysa ki dönüş yalnız Rabbinedir. Gördün mü o yasaklayanı? Bir kulu namaz kılarken, dua ederken. Gördün mü? Ya o iyilik ve doğruluk üzereyse? Ya o takvayı emrediyorsa? Gördün mü? Ya şu yalanlamış, sırt dönmüşse? Bilmedi mi ki Allah gerçekten görür? İş sanındığı gibi değil. Eğer vazgeçmezse yemin olsun o alnı mutlaka tutup sürteceğiz. O yalancı, o günahkar alnı. Hadi çağırsın kurultayını, derneğini. Biz de çağıracağız zebanileri. Sakın, sakın ona boyun eğme. Secde et ve yaklaş. Allah Allah. Bak tarif. Secde et, itaat et ve yaklaş. Evet. Alak suresiyle programımızı bitirdik. Bir sonraki hafta görüşmek üzere. Allah'a ısmarladık.